Görüşmek üzere. Hoşça kal. Polat çiftiyle geçmişte arkadaş olanlar da bin pişman, görüyorsunuz. Yine eski arkadaşıydı Banu Parlak'ta. Sonra düşman oldular. Aslında ama yine de Nezdemir de yine öyleydi. Üzülüyor eski dostlardı. Yani. Düşman oldular. Bin pişman şu an, mağdur ve yaşadıklarını ağlayarak anlatıyor. Olay Nezdemir şoku yaşadı. Tamamen arkadaş kurbanı oldum. Eskiden Dilan Polat'la bir dönem ortaklık yapan Nezdemir de Dilan Polat'ın yasa dışı işlerinden nasibini aldı. Saplarına el konuldu. Şirketleri incelemeye alındı. Kira ödüyorum. Otomatik ödeme talimatında elektrik faturalarım var, su faturalarım var. Nezdemir isyan etti, gözyaşlarına boğuldu, yetkililere seslendi. Mail order, kız ben ne bilirim ya? Kaç şirket inceleme altına alındı, parasına el mi konuldu, ailesi de mi mağdur oldu? Sinirlerim bozuldu, psikolojim çöktü ya. Nezdemir'in olay yaratan isyanının detaylarında neler var? Bu kadar basit yani. Ama önce detaylar. Dolandırıcının önde gidene, önce kocan o kaçırdığı vergileri ödesin, tamam mı? Hadi. Gelin neler olmuştu bir hatırlayalım. Her şey güzellik sektöründe adını duyuran Dilan Polat'ın lüks hayatını sosyal medya üzerinden insanların gözüne gözüne sokmasıyla başladı. Dilan Polat milyon dolarlık lüks hayatını paylaşıyor, soru işaretleri de ardından gelmeye başlıyordu. Kısa süre içinde Dilan Polat ve Engin Polat hakkında çıkan skandal iddialar dava sürecini de beraberinde getirdi. Peki Nezdemir bu olaylara nasıl dahil olmuştu? Böyle bir günde hala prim kovalıyorsun ya. Allah senin belanı versin. Bu olaylar ilk patlak verdiğinde Nezdemir'i herkes şu sözleriyle hatırlıyordu. Yıllar önce Dilan Polat'la kavga eden Demir, yaptığı bir paylaşımla Engin Polat için bu skandal sözleri kullanıyordu. Demir daha o zamanlardan Dilan Engin Polat çiftinin vergi kaçırdığını biliyordu. Dolandırıcının önde gidene, önce kocan o kaçırdığı vergileri ödesin, tamam mı? Hadi! Nezdemir'in açıklamalarının gündeme geldiği sıralarda biz canhıraş haberleri gündeme getirmeye devam ediyorduk. İstikrarlı yayınlarımızın sonuç vermesinin ardından Masak olaya el koydu. Dilan Polat ve Engin Polat'ın mal varlığı inceleme altına alındı. Fakat inceleme altına alınan sadece Dilan ve Engin değildi. Bir dönem daha Dilan Polat bu kadar fenomen bile değilken Polat'la bir güzellik işine giren Nezdemir kısa bir süre sonra kendi ifadesiyle bu ortaklığı sonlandırmıştı. Şu anda haklarındaki suçlarla, yargılandıkları suçlarla hiçbir alakam yok. Fakat yine de bir ortaklık süreçleri olduğu için şimdilerde inceleme altında olan Dilan Polat gibi devlet Nezdemir'i de incelemeye aldı. Dolandırıcının önde gidene, önce kocan o kaçırdığı vergileri ödesin, tamam mı? Hadi! Hesapları donduruldu. Şirketi incelenmeye başladı. Nezdemir dün sosyal medya hesabından birkaç gündür yaşadığı zorlu süreci anlatmaya başladı. Arkadaş kurbanı oldum. Tamamen arkadaş kurbanı oldum. Geçmişinizdeki insanla ne kadar ilişkinizi kesseniz de geçmişinizden size herhangi bir şey gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Dilan Polat ve Engin Polat hakkında karanlık iddialardan Nezdemir'den nasibini aldı. Hiçbir alakam olmadığı halde, hiçbir şekilde yani hani ismimin cismimin hani dış kapının mandalı olduğum halde sadece 3 sene önce bir şirket üzerinde ortaklığımız olduğu için yaşadığım mağduriyete bakın. Ünlü fenomen devletin bu tedbirine saygı gösteriyor. Ya şüphe ettim acaba ben bilmeden bir şey mi oldu falan, insan bir korkuyor, yalan değil. Yok, bir sıkıntı yok. İncelenecek, çıkacak. Zaten yeni kurduğum şirketlerin zaten onlarla alakası yok. Ben 3 yıldır bitirmişim hesabım kitabımı. Nereden ne geleceğini bilemiyorsunuz. Bir incelensin, bir görelim tabii. Devlet de diyor ki ben diyor bunları inceleyene kadar, tamam sen suçsuz da olsan benim incelemem için zamana ihtiyacım var. O yüzden diyor tedbirimi bir koyayım. Benim mağduriyetim ne olacak? Peki benim buradaki mağduriyetim ne olacak? Ben bu insanlarla 3 yıldır görüşmüyorum. Yaptıkları ticareti bilmiyorum. İşlerini bilmiyorum. İnsan ilişkilerini bilmiyorum. Benim bir servetim yok. Ben ailesiyle yaşayan bir insanım. Onur kırıcı. Böyle şeylerin içinde olmak bile inanılmaz onur kırıcı benim için. Sadece kendisine değil, ailesine de tedbir geldi. Nez çok mağdur. Sırf benim ortaklığım var diye bana ve birinci derece aileme tedbir geliyor. Tamam, ben bir şekilde idare edeceğim. Evet, nakit de geliyor,
danışanlardan, markamızda da satış yapıyoruz vesaire. Şimdi ben maaş ödüyorum, kira ödüyorum. Otomatik ödeme talimatında elektrik faturalarım var, su faturalarım var. Yetkililere çağrı yaptı. Bütün yetkililere rica ediyorum. Beni zaten bir avukatım olacak. Beni gözaltına da alabilirler. İfadeye de çağırabilirsiniz. Kendi ayaklarımla da koşa koşa gelirim. Lütfen. Kara para aklama. Mail order. Nezdemir nelerin içine düştü? Benim buradaki mağduriyetimi anlayabiliyorsunuz değil mi? Mağdurum ben şu an ya. Kız ben ne bilirim? Kara para aklama, mail order, kız ben ne bilirim ya? Ben ne anlarım? İsyan etti, gözyaşlarına boğuldu. Mağdurum, lütfen yani bununla ilgili bir... Gerçekten mağdurum arkadaşlar. Hani sinirlerim bozuldu, psikolojim çöktü ya. Kolumu bağlamış gibi düşünün, anlatabiliyor muyum? İstemiyorum böyle bir şeyin içinde yer almak. Bu kadar basit yani. Kendisine hakim olamadı. Yaşadığı baskı ve stres videonun her karesinden belli oldu. Sinirim bozuldu bak, ağlamıyorum. Ama zaten iş yüküm çok fazla ve ben şu an mağdur oluyorum. Lütfen çok rica ediyorum. Rica ediyorum hızlı bir şekilde sonuçlandırın. Benim ailemin, benim hayatımı idame ettirmek için, devam ettirmek için çalışıp kazandığım parayı da kullanmam gerekiyor. Bu ilk geldiğinde iş yerinde maaşları nasıl ödeyeceğim dedim ben. İlk kullandığım cümle buydu benim. Bir Dilan Polat ve Engin Polat'ın insanlar üzerindeki etkisini buradan anlayabilirsiniz. Yok, çalışanlarım lütfen bu noktada da sıkıntıya düşmesin. Kendim kenarda varsa bu bile benim için inanılmaz onur kırıcı. Samimi söylüyorum. İstemiyorum ya. Yeter artık, illallah geldi bana bunlardan ya. Lütfen acil bir şekilde incelensin ve ne oluyorsa olsun. Çok rica ediyorum. Hayatıma düzgün bir şekilde devam etmek istiyorum. Peki kaç şirket inceleme altına alındı? Parasına el mi konuldu? Ailesi de mi mağdur oldu? Nezdemir'in olay yaratan isyanının detaylarında neler var? Şimdi... Yani takip eden, güvenen, inanan kim varsa herkes büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor bu suç iddialarından sonra. Göz göre göre bunca suç nasıl yapılır? Ya dostluk mağduriyeti de var tabii burada Nez mevzu bahis olduğunda. Çünkü çok eski dostlar ve geçmişte bir ticaret de yapmışlardı. O ticaret yüzünden gel gelelim ki şu an Nezdemir'in bütün hesapları incelemeye alındı ve yurt dışı yasağı getirildi. Mağdurum diyor ailece, yani benim burada ne suçum günahım var diyor. Şu anda da hattımızda değil mi Nezdemir? Günaydın sevgili Nez. Günaydın. 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 Geçmiş günaydın. Olsun tekrardan Nez. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Ay bir merhaba dedin var ya, elini verdin kolunu kaptırdın Nez sen de. Aha, ne diyeyim ya, vallahi artık yani sinirimiz bizim de bozuldu, gülüyoruz ya. Çok geçmiş olsun tekrar. Teşekkür ederim, sağ olun. Ne yapacaksın şimdi? Yani avukatlarımla görüşüyorum. Bir ceza olarak da ceza mahkemesinde yargılanacağız galiba. Ceza avukatım da olacak. Ben de bekliyorum, bilmiyorum ki yani. Ya elim kolum bağlandı. Sen hangi gerekçeyle şimdi hesap vereceksin? Yani hangi gerekçeyle seni sana soru sorulacak mahkemede? Şimdi bunlar anladığım kadarıyla organize suçtan yargılanıyorlar. Evet. Ve geçmişe yönelik bütün şirketleri ve ortaklık yapılarına tedbir konulduğu için de ben de ortaklık yaşadığım için geçmişte incelemeye girdim. Şimdi zaten beni çağırdıklarında ifade verdiğinde ben kendimi ifade edebileceğim. Hani evet, eskiden bir ortaklık yaşadık, o şirket kapandı. Şirketin hareketleri bunlar, buyurun bakın diyeceğim. Ve benim suçsuz olduğum anlaşılacak. Ama şimdi mahkeme 6 ay sonra mı olur, 1 yıl sonra mı olur? Ben o süreç boyunca babam da ben de tedbirde kalırsak biz iflas ederiz yani. Nakit nasıl götüreceksiniz? Faturalar, kiralar, yani senin mal varlığına da el kondu değil mi? Tedbir kondu. Bu nasıl bir ortaklıktı ki hani sen bitti demene rağmen şimdi bu soruşturmada senin de adın geçer hale geldi? Şöyle, bizim bir tane kozmetik markamız vardı. Yine internet üzerinden satış yaptığımız kozmetik bir marka. Zaten o şirkete gelen internet satışları, giderler, gelirler, hepsi belli. Hatta ben bu muhabbetler çıktığında korktum. Acaba dedim benim haberim olmadan şirket içinde de bir hareket var mı, bir şey var mı?
Hani onları bir mizan aldım, inceledim. Ve biz muhasebecimizle incelediğimizde şirkette bir sıkıntı görmedik. Yani hani hep bilinen yerlerle bir ticaret var. Ama devlet tabii bunu hiç hesapta bilemediği için diyor ki ben bir tedbirimi koyayım diyor. Bunu incelemek için bir zamana ihtiyacım var diyor. Ben bir tedbirimi koyayım diyor. Bir inceleyeyim diyor. Akkara belli olsun diyor. O süreçte benim için sancılı oluyor. Duruşman belli değil yani, değil mi? Ne zaman ifade vereceğine dair. Belli değil. Hani avukatlarımın dediğine göre bir sorgu süreci olacak. Sonra mahkemeye sevk edilecek. Ben de hani bu sürecin inanılmaz hızlı bitmesini istiyorum. Peki nasıl karşılayacaksın bu durumu? Yani sonuçta zararın oluşacak. Çalışanların var. Ticaret yapıyorsun. Yani birkaç ay idare edebilirim. Annem diyor ki benim diyor bileziğim var, onları bozdururum diyor. Ah ya. Kardeşim diyor ki benim altınım var, biraz onu bozdururum diyor. Olacak iş değil. Ben sadece 400-500 bin lira maaş ödüyorum 30 kişiye, doktora. Peki bu tedbir kararına bir itirazınız? Arkadaşlarımın mecbur yazdı. Sakın sıkılma, biz sana borç veririz. Hani ama yani bunlar bile benim için inanılmaz onur verici şeyler. Tabii canım. Bu tedbir kararına bir itirazınız oldu mu? Avukatlarınız bir itirazda bulundu mu? 3 sene evveldi. Geçen perşembe bulunduk. Hem yurt dışı kararına hem bu tedbirlere. Bir de şöyle düşünün. Hı-hı. Ben güzellik merkezimi 2 yıl önce açtım. Bunlarla küstükten sonra açtım. Zaten orada işleyen şirketi, kozmetik markası şirketi 1 yıl önce, 2 yıl önce açılmış şirketler. Zaten onlarla bir alakası yok. İşte sen en son yayınımıza katıldığın zaman izleyiciler yazmış bize, görüşmüyorum diyor ama daha geçen gün beraberlerde hastanede ilk koşan yine Nez oldu. Peki bu ne periz, bu ne lahana turşusu diyorlar. Hani görüşmüyorlardı ben, bunlar onu, diyorlar. Onu ben kendim söyledim zaten. Gizli bir şey değil. Yaşadığı bu durumları görünce bu kadar suç iddiası da yoktu. Acıdım yani, hani bir de bununla ilgili bir tespit muhabbeti vardı. Tespitçiydi, oydu buydu. Yarım saat gittim. Yine Merve Metin'den yani. Banu Parlak bile şu anda üzülüyorum dedi ya yani. Hı hı. Bir arkadaşlık diyaloğu geçtikten sonra aralarında, hele ki kadın dayanışması. Hı hı. Böyle bir mağduriyet. Üzülüyor. Ben diyorum. Üzülüyor insan. Yine keşke bu iddialar asılsız olsa. Ya, suçsuz olsunlar ya. Ama bunda değil şu anda. Şu an yakın ben temasta oldukları herkes soruşturuluyor ya. Sen de görüşenlerden bir tanesisin o halde. Ben olayın bana sıçrayacağını bilmiyordum ki. Aklımın ucundan geçmedi. Hmm. Peki sen mağduriyet yaşadığın için bir dava açacak mısın? Sonuçta sen onlar yüzünden maddi olarak bir mağduriyet yaşıyorsun. Ve suçlanıyorsun, haksız yere olduğunu söylüyorsun. Bununla ilgili sen hukuksal haklarını arayacak mısın? Sonuçta maddi bir kaybın oluyor onlar yüzünden. Evet, dava açılacak. Yani hem maddi zararı uğradığım için, hem ticari anlamda zararı uğradığım için bununla ilgili bir karşılığa açılacak ama bunun süresi herhalde bu dava konuşlandıktan sonra açılabilirmiş. Nez, acaba sen hani sosyal medyandan Engin Polat için şey demiştin ya, önce sen o kocanın git vergi borçlarını ödesin falan gibi bir açıklama yapmıştın ya. Acaba evet. O mu tetikledi senin onlarla olan ticari ilişkini? Yani sen pişman mısın o açıklamayı yaptığına? Hayır, pişman değilim. O dönem zaten bana bir sürü şey söyledi onlar. Ben söylediğim her şeyin arkasındayım. Ya ne yazık ki hani itibar parayla satın alınamıyor ya, Polat ailesinde itibarı bitmiş durumda ve onunla bağlantılı, evet, kişilerin. Sen de ticaret yapıyorsun ve sana karşı da böyle bir algı olduğunu düşünüyorsun, doğru mu? İtibarına. Evet, ama benim itibar takmakla ilgili bir sıkıntım yok. Benim insanlar biliyor, gelen geri dönüşleri de biliyorum. Ve şöyle bir şey de söyleyeceğim. Bilen çok fazla ticaretten anlayan biri değil yani. İnsanı bilmez, SGK bilmez, vergi bilmez. Yani çok fazla anlayan biri değil. Ama dediğiniz gibi bu suç iddiası varsa da insan eşine şunu da diyebilir. Ya bu kadar para nereden geliyor? Anlamayan biri nasıl ticaret yapabildi ve bu paraları kazanabildi o halde? O ticaret yapmadı ki. Yani. O şaklabanlık yaptı. Enerji falan. Bilen sadece. Engin de bağlantıları sadece, kurdu o halde. Bilen sadece çok fazla izlendiği için
Görüntü veren kişi arka planda işleri, işi ve kayıtları falan yürütüyor. Plan bu kadar iş yürütemez. Ya Allah aşkına Nez, Banu için de söylüyorum, senin için de söylüyorum. Yani batıyoruz diyorsunuz, zor durumdayız diyorsunuz. Hala Dilan Polat'ı aklama cümleleri kuruyorsunuz. Anlayamıyorum asla, ya. Asla ya, Bilal abi aklamak yok, yok, şey yok. Ama koskoca devlet bile örgüt lideri diyor Dilan Polat için ve Engin Polat için. Suç örgütü lideri diyor. Bak benim söylediğim yeri kaçırdın galiba. Diyorum ki Dilan ticaretten anlayan biri değil. Bu ama bunlar aklama cümleleri. Onu söylemek istiyorum. Yok. Hayır ama diyorum canım, ki şey diyor. Şimdi da. Benim kocam bu kadar para kazanıyorsam ona derim ki hayırdır ya bu para nereden geliyor? Aynen öyle. Sormadı mı bunu Dilan? Bilmiyor ne biliyorsunuz yani? Sormadığını? Ne biliyorsunuz bilmiyor bilmediğini? Bilmiyor muydu zannediyorsunuz gerçekten? İnanıyor musunuz buna sahiden ya? Ben inanmıyorum. Hayır bilir tabii ki. Nasıl bilmez? Benim kocam yani. Şimdi... Ama ilgilenmez. Nereden getiriyorsa var, getirsin der. Ama bana 40 milyonluk araba aldığımda... Sormaz mısın bu para nereden diye kocana? Bu para nereden geliyor? Yani bizim evde şubelerimiz var, markamız var ama... Bu para nereden geliyor diye sorarım. Bilmez mi? Bilir o da ya nereden geldiğini. Dilan terimsel olarak işleyişi bilmiyor. Ama para nereden geliyor tabii ki bilir ya. O kadar da değil yani. Bilir evet. Bilir yani. Sen suyunu nasıl ödeyeceksin? Elektriğini nasıl ödeyeceksin? Lütfen bunun cevabını ver. Bilmiyorum yani. Gidip nakit olarak ben şeylere ödeme noktalarına gideceğiz herhalde. Annem bileziklerini falan bakın, satacak diyor ya. Benim babam 40 yıllık esnaf. Sanayide çalışıyor. Evet. Yağlı tulumunu giyer her sabah, arabaların altına yapar. En son usta. Alnının teriyle kazanır. 40 yıldır vergi ödeyen bir insan. Ben onlar helal gibi kara bakıcı olsam, böyle şeylerde bir iş alaka olsa, ben hala bir apartman dairesinde otururum. Babamın aldığı evde mi otururum 15 senelik evde? Babam sanayide mi çalışır hala? Bir de benim mal varlığıma baksınlar. Benim neyim var? Hiç şahlamışım kendime. Bir arabam var, bir evim var. Ya. Hiçbir şeyim yok benim. Ya. Ama yani devlet tabii ki bunu mutlaka ki biliyordur. Bunlar tamamen önlem açısından bütün irtibatta olan yakınlarına bir gözetim yapılacaktır. Bir araştırma yapılacaktır. Kim suçlu, kim suçsuz bunu çok alenen ayırt edebilir devlet çok kısa bir zaman içerisinde. Yani senin mağduriyetinin çok uzun süreceğini düşünmüyorum ben. Ama en nihayetinde yani şu yaşadığın korku, stres bile sana yeter ve karşılığında senin de tazminat dava açma hakkın elbette ki oluşuyor ki ben senin olsam açarım. Evet açacağız zaten. Sen de bu insanlar yüzünden mağdur oldun sonuçta. Ticari kaybın var, itibar kaybın var. Peki sana bir şey söyleyeceğim. Ne şimdi bu yaşadığın tecrübeden sonra kimle oturup kimle kalktığına dikkat ediyor musun artık? Yani şöyle bu olaylar olduğunda benim de adım sıçradığında ben Dilan'a yazdım. Ya siz dedim ne yaptınız da bu kadar şey oldu? Hani nedir? Dilan bana dedi ki Engin yapmaz. Soracağım istersen bir konuş falan. Engin hani artık konuşacak ne var yani avukatın kesinlikle hiçbir şekilde iletişim kurmayacaksın artık dedi. En ya. Son beni aradı Engin açmadım. Ne zaman aradı seni Engin? 3 gün önce. Allah. Neden acaba? Açmadım. Tahmin. Ertesi gün Dilan aradı üst üste 2 kere açtım. Efendim dedim nasılsın iyi misin merak ettim seni dedi. İyi değilim yani dedim. İyi değilim Dilan dedim. Bir haber var mı dedi. Haber yok bekliyoruz biz. İşe gideceğim dedim kapattım. O günden sonra da hiçbir şekilde iletişim kurmadım zaten. O Allah kurmadım. Allah yani şu dinamikte seni aramış olmalarına ben biraz şaşırdım açıkçası. Çünkü son bayağı bir yükseldiniz birbirinize sosyal medyadan. Ondan sonra her şey sular dindi. Ve onların çok farklı davaları çok farklı bir... gözaltına alınma durumları olduktan sonra seni aramalarını ben çok anlayamadım. Şundan dolayı aramış olabilirler mi Nez? Savcılık ifadeni alırsa savcılığa bizim lehimize tanıklık yap şeklinde. Tabii ifade. Engin Polat özellikle onun için aramış, bunu söylemek için aramış olabilir mi? Hiç bilmiyorum ama ne münasebet Bilal abi yok artık ya. Ama yani sen de kızın başı dönüyor. Kızın başı dönüyor hastaneye götürüyorlar tansiyonu düşüyor Dilan Polat'ın koşuyorsun ziyarete. Yani seni kendilerine yakın bulmuş olabilirler. Daha geçen oldu bu 15 gün önce oldu bu. Evet.
Yani. Yok, o öyle bir şey talep edeceklerini zannetmiyorum. Ya ederse de cevabını alır. Bir de şöyle bir durum var. Bu kadar suçlama varken ben ona rağmen sosyal medyada ne sana tetikçi tuttular dedikleri zaman ben dedim gözümle görmeden inanmam, kondurmam kimseye de böyle bir şey dedim. Peki sevgili Nez, teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler Nez. Geçmiş olsun teşekkür tekrar. Ediyoruz. Çok geçmiş olsun geçmiş tekrar. Geçmiş olsun Nez. En kısa tamam, zamanda inşallah ederim. Çözülür. Teşekkür ederim. İnşallah çözülür. İnşallah. İnşallah. Sağ ol. Hoşça kal. Ya işler acısı durum. Ay, ya. Annem bileziklerini satacak belki de diyor. Değil ticaret mi? Kolay mı insanlar? Burada, maaş bekleyecek aybaşı. Ne olursa olsun paylaşılmış bir arkadaşlık var ya. Evet. Orada vicdan muhakemesi. Bir taraftan böyle üzülme, acıma, bir taraftan da kızgınlık duygusuyla harmanlanmış öyle kaotik bir şey yaşıyor ki Nez Demir şu an. Ya ben onu anlayabiliyorum. Yazık şey ya. Düşünüyorum ya, mesela senin çok yakın arkadaşın. Evet. Tamam, çok yakın arkadaşın. Bütün artık Türkiye'nin gözü önünde herkesin merak ettiği bir yargılama süreci yaşıyor. Hı hı. Ve zor bir şey yaşıyor aslında. Ve bir şekilde de arkadaşlığın da vardı onunla. Evet. Ve seni de zor durumda bıraktı. Evet. Evet. Ve şunu biliyorsun, aslında o seni bile isteye zor durumda bırakmadı. Saflığından yaptı bunu. Ay, bana olsa mesela çok kızgın olurdum ona. Kızgınlık? Yani ben hak etmedim derdim yani. İlişkisi. Ben mi yaptım da ben yargılanacağım derdim. Banu Parlak bile bir kadın olarak Dilan Polat'ın bu düştüğü mağduriyete üzülüyor ki çok somut ama, bir şey. Peki bugün Dilan Polat dosyasını ara verelim. Ama bir dakika, Banu Parlak'ın mallarına el koymadılar. Onun paralarına el koymadılar. Canına kastettiler abicim. Daha şey. Magazin şurada gidiyor.